Sevgili çocuklarım, şimdiki dersimiz fen bilgisi. Fen bilgisinde işlemiş olduğumuz besinler konusunu tekrar edeceğiz. Besinlerimiz neydi? Hep birlikte bir hatırlayalım. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için ve büyüyüp gelişebilmesi için enerjiye ihtiyaçları vardı, biliyorsunuz. Bu enerji besinler yoluyla vücuda alınıyordu. Her yiyecekte farklı besin içerikleri bulunuyordu. Farklı besin içeriklerinin vücuttaki görevi de birbirinden farklıydı. Bazı besin içerikleri kemiklerin gelişmesini sağlarken bazı besin içerikleri de yaralarımızın iyileşmesinde görev alıyordu. Bu nedenle besinler canlılar için oldukça önemliydi. Şimdi besinlerimiz kaça ayrılıyordu hatırlayalım. Bitkisel ve hayvansal olarak iki gruba ayırıyorduk. Evet. Tahıllar, meyveler ve sebzeler bitkisel besinlerdi. Et, süt, yumurta, bal ve balık gibi yiyecekler ise hayvansal besinler grubuna giriyordu. Besinlerimizin özellikleri birbirinden farklıydı. Çünkü içlerinde farklı maddeler vardı. Bu maddelerin başlıcaları karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, su ve minerallerdi. Yediğimiz bir besinde bu maddelerden birkaçı bulunuyordu. Fakat bu maddelerin besinlerdeki miktarı hepsi birbirinden farklıydı. Örneğin bir patates, içeriğinde bol miktarda karbonhidrat vardı. Evet. Bunun dışında içinde C ve B vitaminleri, mineraller ve su da bulunuyordu. Karbonhidrat miktarı diğerlerinden fazla olduğu için patates karbonhidrat açısından zengin bir besindi. Peynirin içinde de protein vardı. Mineraller, yağlar ve vitaminler de bulunuyordu. Fakat protein miktarı diğerlerinden fazla olduğu için peynir protein açısından zengin bir besin diyorduk. Evet, besin içeriklerini vücudumuzdaki öncelikli görevlerine göre 3 gruba ayırabiliriz. Bunlar nelerdi? Hatırlayalım. Enerji verenler, karbonhidratlar ve yağlardı. Yapıcı ve onarıcı olanlar proteinlerdi. Düzenleyici olanlar ise vitaminler, mineraller ve suydu. Karbonhidratlar ve yağların vücudumuzdaki öncelikli görevi enerji vermekti. Yürümek, düşünmek, duymak, görmek gibi günlük işlerimizi yaparken harcadığımız enerjiyi biz karbonhidratlardan sağlıyoruz. Buğday, mercimek, yulaf, patates, pirinç birer karbonhidrattı. Bu besinlerde yapılan ekmek, makarna, pilav gibi yiyecekler de karbonhidrat açısından zengin besinlerdi. Ayrıca üzüm, muz gibi meyvelerde, bal ve sütte de bol miktarda karbonhidrat bulunuyordu. Evet çocuklarım, uzun süre koşmak gibi daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğumuz etkinlikleri yaptığımızda karbonhidratlardan aldığımız enerji yetersiz geldiğinde vücudumuz için gerekli enerjiyi yağlardan sağlıyorduk. Evet, zeytin, ayçiçeği, mısır, fındık, soya, susam ve badem gibi bitkiler yağ deposuydu. Bu bitkilerden elde edilen yağları yiyeceklerimizde kullanıyorduk. Ayrıca tereyağı, süt, peynir, kaymak, et ve et ürünleri gibi hayvansal besinler de yağ bakımından zengindi. Kabak çekirdeği, ceviz, bunlar da zengin yağ kaynaklarımızdandı. Evet, şimdi de proteinler. Proteinler yapıcı ve onarıcı maddelerdi. Büyümeyi, gelişmeyi ve yaraların iyileşmesini sağlıyordu.
Hastalık veya kaza nedeniyle hasar gören organlarımız proteinler sayesinde onarılıyordu. Proteinler ayrıca saçlarımızın ve tırnaklarımızın uzamasını, kaslarımızın da gelişip güçlenmesini sağlıyorlardı. Et, süt, peynir, yumurta ve balık, patates protein açısından zengin besinlerdi. Ayrıca fındık, badem, antep fıstığı gibi kuru yemişler, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller de protein açısından zengindi. Evet, şimdi geldik vitaminlere. Vitaminler vücudumuz için gerekli 6 temel besin içeriğinden biriydi ve düzenleyici besin maddeleriydi. Evet, bu maddeler vücudumuzun düzenli çalışmasını sağlıyordu. Protein, karbonhidrat ve yağların görevlerini yapmasına da yardımcı oluyorlardı. Vücudumuzun direncini artırarak bizi hastalıklardan koruyorlardı. Ve böylelikle de tabii bizim sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmemize yardımcı oluyorlardı. Vitaminler A, B, C, D, E, K vitaminleri olarak yediğimiz pek çok besinde bu vitaminler bulunuyordu. Evet çocuklarım, şimdi de su ve minerallere geldik. Su vücudumuz için çok önemli bir besin maddesiydi biliyorsunuz. Vücudumuzun yaklaşık %70'i suydu. Su vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapıyordu. Maddelerin vücudumuzda taşınmasını ve vücut sıcaklığımızın dengede kalmasını sağlıyordu. Terle ve idrarla vücudumuz sürekli su kaybediyordu. Sağlıklı olabilmemiz için vücudumuzdaki su miktarının azalmaması gerekiyordu. Evet çocuklarım, yediğimiz bütün besinlerde mutlaka su bulunuyordu. Fakat biz su ihtiyacımızı sadece o besinlerden karşılayamayız elbette. Mutlaka ki günde en az 8 bardak su içmemiz gerekiyor. Evet çocuklarım, mineraller su ve vitaminler gibi düzenleyici besinlerdir. Ayrıca büyüme ve gelişme için de mineraller gereklidir. Vücudumuz için gerekli mineralleri almazsak sağlıklı olamayız. Mineraller doğada, toprak, kayaç ve deniz suyunda bulunuyor. Şimdi bir düşünelim. Vücudumuz için gerekli olan mineralleri nasıl karşılarız acaba? Mineraller hangi besinlerde bulunur? Bir kendimiz düşünelim, yorumlayalım. Sonra cevabını hep birlikte yapalım. Evet, mineraller hangi besinlerde bulunur? Toprakta yetişen bitkiler, bu bitkilerle beslenen hayvanlar ve denizde yaşayan canlılar bu mineralleri alır. İnsanlar da vücutları için gerekli olan mineralleri bitkisel ve hayvansal besinlerden sağlarlar. Böylelikle vücudumuz için gerekli mineralleri besinlerle karşılamış oluruz. Yani çocuklarım, yediğimiz ve içtiğimiz bütün besinlerde mutlaka mineraller vardır. Bir besinde birden çok mineral türü bulunabilir. Bu mineral türlerinin özellikleri ve vücudumuzdaki görevleri de birbirinden farklıdır. Örneğin sütte bulunan mineral kemiklerimizin ve dişlerimizin güçlü olmasını sağlıyordu. Sebzelerde bulunan bazı mineraller ise vücudumuzdaki su dengesini düzenliyordu. Buğdayda bulunan bu bir mineral göz ve deri sağlığımızın korunmasına yardım ediyordu. Et ve balık ve tavukta bulunan bir mineral bağışıklık sistemimizi güçlendiriyordu. Bir çocuk mutlaka süt ürünleri, sebze, meyve, et, yumurta ve balığa ihtiyaç duyar. Bunları yemek zorundadır. Vücudun ihtiyacı olan bütün mineraller ancak düzenli ve yeterli beslenmeyle vücuda alınabilir. Biliyorsunuz okulda da hep tekrar etmiştik sizlerle bu konuyu işlerken. Vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri mutlaka düzenli olarak tüketmemiz gerekiyordu.
Bu ürünlerden mutlaka her birinden az da olsa yememiz gerekiyordu. Özellikle öğünlerimizde kahvaltı çok önemliydi. Mutlaka kahvaltımızı yapmamız gerekiyordu. Evet, şimdi de besinlerimizin tazeliğinin ve doğallığının öneminden bahsedeceğiz. Gıdaların çoğu tazeliğini yitirdikçe içerisindeki besin değerleri de azalıyordu. Bu nedenle bir besin alırken en taze olanını seçmeliyiz. Sebze meyvelerin tazeliğini, görünümlerini inceleyerek, dokunarak anlayabiliriz. Taze sebze ve meyveler canlı ve diri görünürler. Renkleri de parlaktır. Kabuğu buruşmuş, normal sertliğini kaybetmiş, soluk, pörsümüş sebze ve meyveler tazeliğini yitirmiştir. Üzerinde küf oluşmuş, doğallığını kaybetmiş ve sebze ve meyveler de ayrıca sağlığımıza zarar veriyor. Tazeliğini yitirmiş sebze ve meyvelerin vitamin, mineral gibi besin içerikleri de azalmıştır. Et, peynir, süt, balık, tavuk gibi hayvansal gıdalarla makarna, salça gibi konservelik gıdalar tazeliğini yitirdiği zaman bozuluyor çocuklarım. Bozulmuş ürünler tüketildiğinde ise biz hastalıklara, zehirlenmelere hatta ölümlere neden olabiliyordu. Tabii biz bunların bozulup bozulmadığını nasıl anlayabiliriz? Görünüşünden anlayamayız, paketinden anlayamayız. Bunu daha önce de söylemiştik. Yani paketleri buruşuk, yırtık, içine çökmüş şekilde olan konservelik ürünlere dikkat etmeliyiz. Onları kesinlikle almamamız gerekiyordu. Ama asıl önemli olan şey neydi? Tabii ki bu ürünlerin son kullanma tarihi çok önemliydi. Son kullanma tarihine mutlaka dikkat etmemiz gerekiyordu. Son kullanma tarihi geçmiş bir ürün artık sağlığımız için zararlı hale gelmiş demekti. Paketlerde, konservelerde, şişelerde veya kavanozlarda satılan ürünlerin mutlaka son kullanım tarihlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve asla son kullanım tarihi geçmiş olan ürünleri tüketmememiz gerekiyor. Alışveriş yaparken son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaştığımızda ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka bunu satıcıya bildirmemiz gerekiyordu. Peki doğal ürün ne demekti acaba? Hangi durum ve işlemler bir ürünün doğallığını bozuyordu? Bir düşünelim. Evet, mesela fasulye. Fasulyenin 3 hali var. Bir taze olarak fasulye var, bir dondurulmuş olarak fasulyemiz var ve bir de konserve olarak fasulyemiz vardı. Bunlardan acaba hangisi doğal? Bunu nasıl ayırt edebileceğiz? Bunu bir düşünelim. Evet, biz şimdi bazı gıdaları hem kurutulmuşunu, hem tazesini, hem doldurulmuşunu, hem konservesini aynı anda bulabiliyoruz. Bu neden kaynaklı? Teknolojinin gelişmesi, seralarımız. Bu sebeplerden dolayı seralarda yetişiyor. Dondurulmuş fasulye ve konserve fasulyeleri bulabiliyoruz. Ama bizim için en sağlıklı olanı nedir? Tabii ki doğal olan. Zamanında yetişen, bahçeden topladığımız yiyeceklerin zamanında yenmesidir. Çünkü bu tür işlemler çok da sağlıklı değil. Ama biz her mevsimde mevsimine göre sebzemizi ve meyvemizi tüketmemiz lazım. Örneğin yaz mevsiminde yaz sebzesi, yaz meyvesini tüketmemiz gerekiyor. Kış mevsiminde kış sebzesi ve kış meyvesini tüketmemiz gerekiyor. Fasulye bir yaz sebzesi olduğu için fasulyeyi yazın daha çok tüketmeliyiz. Yani konserve olanlardan daha çok tüketmemiz gerekiyor. Ama ne yaparız? Bunu biz kışın dondurucuya koyulmuştur. O zaman dondurulmuş haliyle veya konserve haliyle çok sık olmamak kaydıyla bu şekilde tüketebiliriz. Ama dediğim gibi yaz sebzesi olduğu için bunu yazın tüketmemiz daha doğrudur. Aldığımız ürünlerin tabii tazeliğini koruyabilmemiz için en uygun şartlarda saklamamız gerekiyor. Tabii ki bunları
buzdolabında saklamamız en güzeli. Et, süt, yumurta, peynir, bu tür gıdaları mutlaka buzdolabında muhafaza etmemiz gerekiyor. Yalnız buzdolabında saklamamız da buzdolabı ortamı ürünün tazeliğini çok uzun süre korumuyor. Bu nedenle ürünleri belli bir süre içerisinde mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Mercimek, nohut, pirinç, bulgur veya yemiş gibi yiyeceklerimizi de güneş görmeyen, nemli olmayan ortamlarda ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Tabii teknolojinin ilerlemesiyle bu ürünlerin daha uzun süre saklanması sağlanmıştır. Fakat biz yine de bu ürünlerin çok dayanıklılığın artması için bazı işlemlerden geçiriliyor veya işlerine bazı katkı maddeleri ile koruyucu maddeler katılıyor. Neden? Hani daha uzun süre kalsın diye. İşlemden geçirilen içine katkı maddesi, renklendirici, tatlandırıcı ve koruyucu maddeler katılan besinler mutlaka doğallığını yitiriyor çocukların. Ne yapmalıyız tabii ki biz? Biz her zaman doğal olanı tercih etmeliyiz. Yani biz konserve olanların yerine mesela bir meyve suyu almak yerine kendimiz doğal mevsiminde aldığımız meyveleri sıkıp suyunu içebiliriz. Veya bir pakette satılan bir köfte yerine evde kendimiz yaptığımız köfteleri yiyebiliriz. Veya pakette satılan bir çorba yerine yine aynı şekilde kendimiz annelerimizin pişirdiği güzel o çorbaları içmemiz en sağlıklısı olacaktır. Sağlıklı olmak için besinlerimizin tazeliği, parlaklığı işte bunlar önemli tabii ama bunların yanı sıra temizliğine de mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka özellikle çiğ olarak tüketilen sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkamalıyız. Çünkü bu yetişen sebze ve meyvelerimiz tarlalarda toz, toprak karışabiliyor. Her türlü işlemden geçebiliyor. Yani bir şekilde ilaçlama yapılabiliyor. Gördüğümüz gibi. Sonra bunlar kamyona yüklenip pazarlara getiriliyor, marketlere getiriliyor ki insanlar da tabii bunlara temas ederek mutlaka o şekilde bize de gelebiliyor. Biz de bu yüzden mutlaka sebzelerimizi, meyvelerimizi çok iyi suyla yıkamamız gerekiyor. Çünkü bizim göremediğimiz mikroplar, birçok bakteriler bu sebzelerin, meyvelerin üzerinde kalabiliyor. İyice yıkanmadan yenen sebze ve meyveler birçok hastalığa neden olabiliyor çocuklarım. Şimdi araştıralım, bir düşünelim. Yıkanmadan tüketilen sebze ve meyveler acaba hangi hastalıklara yol açar? Bunları sizlerin düşünmesini istiyorum. Evet, şimdi de geldik. En önemli konumuz, beslenmede en önemli konu dengeli beslenme. Şimdi iki tane çocuğumuz var. İkisinde de ayrı tabaklar var. Hepsi farklı vitaminlerden oluşuyor. Farklı içeriklerden oluşuyor. Sizce öğlen yemeği tabakları gösterilen çocuklardan hangisi daha sağlıklı beslenmektedir? Bir düşünelim. Şimdi bazı yiyeceklerin yani karbonhidratların ve yağların enerji verdiğini, proteinlerin yapıcı ve onarıcı olduğunu, mineral ve vitaminlerin, suyun çok önemli olduğunu daha önce öğrenmiştik. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve günlük faaliyetlerimizi yapabilmek için her besin grubundan yeterli miktarda ve düzenli olarak yemeliyiz mutlaka. Dengeli beslenme neydi? Dengeli beslenme her besin grubundan yeterli miktarda ve düzenli olarak tüketmeyi diyorduk. Bu dengeli beslenmeydi. Dengeli beslenmenin başka bir adı da diyetti.
Evet, beslenme alışkanlığımızın da düzenli olmasına mutlaka çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gün içerisinde sabah, öğle, akşam olmak üzere 3 ana öğün yemeğimiz vardı. Bunlar çok önemliydi. Ana öğünlerimizde her besin grubundan yeterli miktarda yemeğe mutlaka özen göstermeliydik. Bir de ara öğünlerimiz vardı. Bu ara öğünlerde neler yiyebiliriz? Meyve, yoğurt yiyebiliriz, puding yiyebiliriz veya kuru yemiş yiyebiliriz. Bunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyordu. Tabii bunları yerken de mutlaka suyu çok çok içmemiz gerekiyordu. Biraz önce de söylediğimiz gibi yani günde 8 bardak mutlaka su tüketmemiz gerekiyor. Bu çok önemli çocuklarım. Şimdi de önemli konulardan biri olan alkol ve sigaranın insan sağlığına etkilerinden bahsedeceğiz. Her yıl ülkemizde 100 bin insanımız sigaraya bağlı hastalıklardan yaşamını yitiriyor çocuklar. Günde 6 otobüs dolusu insan sigara yüzünden ölüyormuş. Düşünün, az değil, 6 otobüs dolusu insan sigara yüzünden ölebiliyormuş. Ülkemizde sigaranın yol açtığı ölümler, trafik, terör, iş kazaları ve benzeri tüm ölümlerin toplamından 5 kat daha fazlaymış. Dünyadaki insanların bir bölümünün bağımlı olduğu sigara, insan sağlığını tehdit eden zararlı bir alışkanlıktır. Tütünden yapılan sigaranın içerisinde zararlı maddelerin yanı sıra nikotin denilen bir madde, ayrıca 4000 zararlı madde bulunmaktadır. Sigaranın yol açtığı hastalıklar nelerdir? Bronşit, astım, akciğer kanseri, gırtlak kanseri, kalp hastalıkları, damar hastalıkları ve mide rahatsızlıklarıdır. Ayrıca sindirim bozukluklarına da neden olmaktadır. Sigara içmeyen ama sigara içenlerin yanında bulunan kişiler pasif içici durumunda oluyorlar. Yani aynı zararlı maddeleri onlar da mutlaka solumuş oluyorlar. Bu durumdan en çok etkilenenler bebekler, çocuklar ve yaşlılar oluyor. Sigaranın dumanı, izmariti çevreye zarar verdiği gibi aynı şekilde maddi yönden de bize, ailemize sıkıntı verebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'nin de içinde olduğu 30 ülkede yaptığı araştırmalarda olayların alkolün etkisinin ne kadar fazla olduğunu göstermektedir. Yani bu olaylar nelerdir? Cinayet, mesela alkolün etkisi çok fazla, 85 diyor. Boşanma, %80 diyor. Eşler arası şiddet, %70 diyor. Hırsızlık, %71 diyor. İntihara teşebbüs %90 diyor. Trafik kazaları %70. Akıl hastalıkları %60. Gördüğümüz gibi sigaranın ve alkolün ciddi şekilde insanların sağlığına, ruh sağlığına ve her türlü kötülüklere yol açtığını görebiliyoruz çocuklarım. Evet çocuklarım, alkol de aynı şekilde sigara gibi çok zararlı bir alışkanlıktır. Bunun hem çevresine hem kendisine büyük zararları vardır içen kişi için. Dengesi bozulur, uyku problemi artar. Alkollü sürücüler trafik kazalarının en önemli nedenidir mesela. Alkol alan kimselerde görülen rahatsızlıklar nelerdir? Karaciğer hastalığı, mide rahatsızlığı, bağırsak, kalp, beyin rahatsızlıkları ve sinir sistemi rahatsızlıkları çok fazla görülmektedir. Evet çocuklarım, bugün fen bilgisi dersinde işlemiş olduğumuz besinler konusunu tekrar etmiş olduk. Şimdi de
Bu işlemiş olduğumuz dersimizle ilgili, konumuzla ilgili etkinliklerimizi sizlere veriyorum. Sizler yine aynı şekilde her gün yaptığınız gibi notlarınızı alıyorsunuz ve cevaplarını defterlerinize yazıyorsunuz. Birinci etkinliğimiz, cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazınız demiş. Sizler de aynı şekilde yapıyorsunuz. Bu etkinliğimizde de cümlelerin eksik kısımlarını uygun kelimeleri yazarak tamamlıyoruz. Bu etkinliğimizde karbonhidrat bakımından zengin olan besinleri Esra'nın alışveriş arasına taşıyınız demiş. Sizler ne yapıyorsunuz? Defterlerinize karbonhidrat bakımından zengin olan besinler deyip aşağıya madde madde hangileri ise onları yazıyorsunuz. Bu etkinliğimizde de görselleri verilen besinlerle ilgili doğru cümleleri işaretliyoruz. Bu etkinliğimizde de yine aynı şekilde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazıyoruz. Bu etkinliğimizde de aynı şekilde cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da Y harfini yazıyoruz. Burada da grup grup besinleri ayırmış. Siz her grupta içeriğine göre daha fazla su bulunan besini işaretleyeceksiniz. Siz isimlerini yazın sadece ve altına tik işareti atın. Bu etkinliğimizde de çocukların verdiği bilgilerden doğru olanların işaretleyin demiş. Siz D yazın. Ben o şekilde anlarım. Bu etkinliğimizde Cem'in marketten aldığı besinlerden son tüketim tarihi olanları işaretleyin istemiş. Sizler de isimlerini yazmanız yeterli. Bu etkinliğimizde de cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da Y yazıyoruz. Bu etkinliğimizde de sağlığımızı korumak için besinlerde dikkat etmemiz gereken özellikleri işaretleyin demiş. Sizler de aynı şekilde işaretliyorsunuz. Bu etkinliğimizde de aynı şekilde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazıyoruz. Bu etkinliğimizde de cümlelerin eksik kısımlarını uygun kutucuklara yazarak tamamlıyoruz. Evet, bu etkinliğimizde de menüler verilmiş. Menülerin eksik kısımlarını uygun besinlerle tamamlıyoruz. Sizler yazıyorsunuz. Bu etkinliğimizde de cümlelerin eksik kısımlarını uygun kutucuklara yazarak tamamlıyoruz. Yine bu etkinliğimizde cümlelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazıyoruz. Bu etkinliğimizde de yine cümlelerin eksik kısımlarını tamamlıyoruz. Bu etkinliğimizde cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazıyoruz. Bu etkinliğimizde de sigara içmenin yasak olduğu yerleri işaretliyoruz. Buradaki etkinliğimizde de sigaranın neden olduğu sağlık sorunlarını işaretliyoruz. Son etkinliğimiz, alkol kullanımının insan sağlığına etkilerinin yazılı olduğu ifadelerin başındaki kutucukları işaretliyoruz çocuklar. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar, etkinliklerimiz bu kadar. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.